Ha. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi neredeyim? Ha. Kıbrıs'tayım. Tamam. Kıbrıs'ı gezeceğim. Girne'yi, Lefkoşa'yı, Magosa'yı, her yeri gezeceğim. Güzel yerlerini sizlere de eğlenceli bir şekilde göstermeye çalışacağım. Artık yurt dışına açılıyoruz. Açılacağız baba. Bundan sonra başka yerlere, artık Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdim. Bundan sonra dışarıya açılacağız. Siz de beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın ama. Tamam mı? Daha güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. Hadi gidelim. Geldik şimdi. Hemen ayaküstü bir şeyler atıştırdık. Aç karnına çıktık çünkü gecenin dördünde yola. Bir şeyler atıştıracağız, ondan sonra yola devam. Sahil kenarında oturuyoruz. Şu an Girne'deyiz. Girne'ye geldik. Şimdi ilk durağımız Girne Kalesi. Aynı zamanda zaten Girne Marina ile de yan yana. Girne Marina'nın ama görüntüsü çok güzel. Fotoğraflarda da çok güzel çıkıyor. Şimdi Girne Kalesi'ni gezeceğiz. Siz zaten videonun içerisinde Girne Marina'yı da görmüş olacaksınız. Hadi gidelim. Bu arada giriş biletlerini söyleyeyim. Öğrenci 20, tam bilet 50 TL. Allah. Ha. Mazgal yapmışlar. Ben de ne sandım? Girne Kalesi'nin içinde Batık Gemi Müzesi'ndeyiz. Batık Gemi Müzesi'nde işte geminin içinde kullanılan holatlar, işte suyun derinliğini ölçmek için kullanılan ağırlıklar, testiler, bu gibi şeylerin hepsi var. Ta milattan öncesine ait badem bile bulunmuş. Ambiyansında çok güzel yapmışlar. Tam tarih kokuyor yani. Gayet güzel restore edilmiş bu arada. Kemiklere bulunmuş. Geminin içindeki ölen insanlara ait. Aslında öyle değil. Buna başka bir yere bağlanıyor. Daha yan taraf. Ulan bilen kimi atmışlar ya resmen. Evet, gezmeye devam edelim. Ha? İşte o malzemelerin bulunduğu batık gemi de bu. Ama baya baya çürümüş. Yani suyun altında bu kadar süre dayanması bile çok çok büyük bir olay yani. Ama çok güzel çıkarmışlar yani, bozmadan etmeden. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Girne Kalesi'nin gezisinin sonuna geldik. Konuşamadım. Girne Kalesi harbiden güzelmiş bu arada. Eski tarihleri düşününce muhteşem bir yaşam alanı var yani burada. Aynı zamanda hani koruma amaçlı da kullanılmış ama yaşam alanı da çok yaratılmış. Bir de Girne Kalesi'nin tepesine çıkınca da bütün Girne ayaklarımızın altında. Görüntüsü muazzam. Bu arada ben Girne'yi bayağı bir Bodrum'a benzettim. Çok çok birbirine benziyor. Bilmiyorum, Kıbrıslı arkadaşlarım varsa söylesinler. Aşırı seviyorum Bodrum'u. Burayı da onun için çok sevdim. Araba yolda bozuldu. Şimdi yeni arabanın gelmesini bekliyoruz. Ya zaten bende şans olsa ne diyeceğim ki? Şu an Magosa'ya geldik. Bir yer ayarlayacağız. Orada kalacağız. Dinleneceğiz. Çünkü saat 4'te yola çıktık. Dinlenemedik. Ay, buranın yolları harbiden sıkıntıymış. Şu an gidip dinlenelim. Bakalım yarın gezecek güzel yerler var mı? Şimdiki durağımız Gazi Mausa pazar yeri. Buranın bir pazarına gezelim dedik. Bakalım pazarında ne var ne yok. Halk pazarı nasıl oluyor? Yani genelde sebze meyve pazarı yani. Bizimkiyle aynıdır zaten. Ama bir bakalım hani yöresel ayrı şeyler neler var yani. Onları da bir görelim. Hadi gezelim.
Abi buranın yemekleri nerededir? Bir yerden koku gelir ama iyice Kıbrıslı oldum ben de. Abi. Burası bildiğin sanayi yani. Küçük bir sanayi gibi hemen pazar yerinin yanında. Biz şu an Gazi Maus'a kapalı pazar yerinin hemen yanındayız. Az önce zaten pazar yerini geçiyorduk. Burası böyle küçük ufak bir böyle sanayi, tarım sanayisi gibi yani. Tarım aletlerinin tamiratının yapılan yer gibi. Tam Adana kokusunu aldım böyle uzaktan beri çekti. Yiyelim bakalım. Ne yapalım be kardeş? Keşke dürüm söyleseydik. Hepsini söyledik ama. Ne içiyorum ben? Ne içiyorum? İyi bakalım hadi gelsin de bakalım yiyelim. Biz geldi. Görünüşünden bile belli yani. Tam sanayi usulü yani. Ama bak yine aynı kokuyu aldım. Buranın yağında bir şey var yani. Buranın yağ, yani kullandıkları yağ mı? Artık hayvanların yağ mı? Bir tuhaf kokuyor yani. Etlerinin tadı bir değişik. Ya bol yağ kullanıyorlar. Ayranın içinde karabiber gibi bir şey var. Sağ ol. Ha, nane var. Tamam, nane var içinde. Ama böyle yiyorum karşınızda ama inşallah siz de daha güzellerini yersiniz. Kusura bakmayın, çekim için mecburen yemek zorundaydım. Sizlere göstermek için. Evet, bir de Kıbrıs tatlısı yemek istedik ama şimdi bilmiyoruz, bir tane seyyara sorduk, Şemi diye bir şey söyledi. Artık gerçekten o muydu Kıbrıs tatlısı, yoksa bizden vermek için mi söyledi bilmiyorum. Kıbrıslı arkadaşlar varsa söylesin, Kıbrıs tatlısının başka bir adı var mı bilmiyorum. Şemi diye bir adı var mı acaba Kıbrıs tatlısının? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Buranın fıncık kurabiyesi meşhurmuş. Fıncık kurabiyesi alacağım. Şu an birimize bakmasını bekliyorum. Buraya kim bakmıyor? Sen bak. Şu fıncık kurabiyeden 3 adet alabilir miyiz? Bayağı buranın meşhur diyorlar değil mi? Doğru mu? Doğru. Yani videoda öyle gördüm. Çok güzel diyorlar. 3 adet yeter. Bayağı şekerli ama çok güzel bu arada. Çayın yanında süper. Kurabiyedir be. Evet arkadaşlar, şimdi kapalı Maraş'tayız. Eski Maraş yani. Muazzam büyük bir yer. Burayı bırakmışlar, gitmişler, terk etmişler. Çok fazla otel var. Tam bildiğim bir tatil yeriymiş. Zaten daha önce de söylediğim gibi Girne de çok fazla benziyor Bodrum'a tatil yerlerine. Burası da çok hani lüks bir tatil yeriymiş resmen eskinin. Her yeri yağmalamışlar zaten. İçinde hiçbir şey yok. Ama gezmesi çok zevkli. Bisiklet kiraladık. Bisiklet bu arada 2 saatliği 30 lira. Gayet ucuz. Diğer arabalar falan var. Scooter'lar falan var. Evet bak, mesela scooter'la geçiyorlar insanlar. Scooter'ların biraz saatleri pahalı. 2 saati 400 TL falandı. Biz bisiklet aldık. Bisiklet daha güzel. 300-400 civarı bir şeydi yani. Ama çok sevdim. Gezmesi çok zevkli. Şimdi biz tur atmaya devam. Siz de beğenmeyi unutmayın. Ben düşecektim. Hadi gidelim. Gezmeye devam ediyoruz. Yorulduk biraz. Bisikletle fazla yordum kendimi. Büyük ihtimal İngilizlerin hakimiyeti altında kalmış bir süre. Çünkü arabalar tersten ya, İngilizler de tersten kullanıyor. Büyük ihtimal o alışkanlık onlardan kalmış. Çok lüks bir yermiş bu arada.
Aşırı yani, çünkü bayağı bir oteller var. Bildiğiniz yazlık tatil lüks bir yermiş yani buralar. Hepsi terk edilmiş. Tarih kokuyor, yaşanmışlıklar var. Yani insan bakınca biraz içi burkuluyor yani, bu kadar yaşanmışlığı bırakıp terk edip gitmek çok zor tabii ki. Tekrardan bizim Türklerin elinde olması çok büyük bir gurur yani. Burayı da korumaya çalışıyorlar. Askeriyeler var bu arada, hani birçok yerde denk geldik. Şimdi Kapalı Maraş'ın sonundayız. Buradan sonrasına gidiş yok. Ama son kısımda sahil kesimine açılan bir kafeterya gibi bir şey var. Ama sahilin görüntüsü çok çok güzel. Yani bildiğiniz Miami sahillerini falan andırıyor. O kadar güzel. Sörf yapılabilecek derecede yani. O kadar. Söyleyeyim, şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Yani buranın tekrardan bence kazandırılması lazım. Tabii onun için planlar vardır. Şu an büyük ihtimal turistik açıdan daha çok insan çektiği için herhalde bir düzenleme, bir şey yapılmıyor. Ama çok beğendim. Gelirseniz kesinlikle Kapalı Maraş'a gelmeyi unutmayın. Zaten çoğu insan buraya için geliyor. Siz de gelin. Evet arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Niye yapamadım? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezimiz sona erdi. Çok güzel bir yer, özellikle Kapalımaraş. Zaten herkes buraya için geliyor demiştik. Çok güzel, çok sevdim. Biraz yorulduk. Yani çok çok büyük bir alan çünkü. Gezmek de bitmiyor. Büyük ihtimal akşam bacaklarımız ağrıyacak. Ama olsun, o da işin bir cilvesi. Burada açık tesisler de varmış bu arada. Yazın hani sahilde denize girebileceğiniz yer. Ama sahilinin yani suyu mükemmel. Mükemmel. Bildiğiniz turkuaz rengi sahili var. Miami'yi andırıyor. Çok sevdim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devamı gelecek. Gezmeye devam.